Mahmut Başkan'ın herhalde 2019 baskılı bir kitabını incelerken bugün 2017 ya 2018'de yine burada bir program yapılmış. Orada bir not paylaşmış. Salona girmekte yoğunluk sebebiyle çok zorlandım diyordu. İşte uykusuzuz, başımız ağrıyor, telaşlar. Gençlerden biri yorgunluğumuzu alan bir not iletti demiş. Gece sabaha sınavım olmasına rağmen sınava çalıştım, sınava hazırlandım. Sınavdan çıktığım gibi koşarak da buraya geldim. Elinize emeğinize sağlık demiş. O notu öyle iletmiş. Mahmut Başkan da orada yazmış. İşte bütün yorgunluğumuzu alan bu güzel dönüşlerdir. Gençlerin bu dönüşleridir. Hakikaten çok başka bir meclis. Ben kulüp ifadesini kullandım. Biraz da stream platformlarında malum kulüp dizisi daha popüler olduğu için düşünce kulübü. Hafta boyunca ben katılabildiğim kadarıyla katıldım ama temelde açılıştaydım AKM'de. İnanılmaz bir yoğunluk vardı. İçeri girmekte zorlandık ve onlarca insan içeri giremedi hakikaten. Valla TYB'nin bu tür programları şu sebeple çok kıymetli. Ben biraz Gönül Dağı'na benzetiyorum burayı, bu mekanı, bu meclisi. TRT 1'de malumunuz Gönül Dağı dizisi vardır. Türkiye'yi adeta etrafına topladı o dizi. TYB'nin de İstanbul şubesinin, Ankara şubesinin, işte yakın zamanda Giresun şubesi açıldı. Yaptığı işleri şu sebeple Gönül Dağı'na benzetiyorum. Yine Giresun şubesinin açılışıyla ilgili yazdım onu. Hakikaten yazdım. Biraz da yaşadığımız serüvenler sebebiyle yazdım. Gönüllü kuruluşlarda hepimiz bulunmuşuzdur, bulunmaya devam ediyoruzdur. Mahmut Bıyıklı diyor ki o Giresun TYB şubesinin açılışında kurumların gönlü olmaz. Her ne kadar gönüllü kuruluşlar desek de insanların gönlü olur ve o kurumlardaki gönüllü insanlarla o kurumlar bir gönül kazanır. Hakikaten burası öyle bir kurum. TYB öyle bir meclis, öyle bir mekan, öyle bir kurum. Birçok yönüyle Gönül Dağı diyebiliriz ve bu Gönül Dağı'nın içerisinde, çevresinde, çatısında, zemininde ve zamanında Yusuf Kaplan gibi oldu efendim. Uzun birçok hikaye var, büyük birçok hikaye var. Yazılmaya devam ediliyor, anlatılmaya devam ediliyor. Ben de burada bir davetli olarak bulunduğum için müteşekkirim. Hangi cümleyi kurarsam kurayım, kuracağım tek bir cümle var. Sezai Karakoç'un cümlesidir o da. Bizim konumuzun, sohbetimizin üst başlığı tek cümleden oluşuyor malumunuz. Sezai Karakoç'un haritası. Sezai Bey'den bazı cümleler paylaşacağım. Ama diyorum ya, haftanın başından bu yana burada hangi cümle kurulduysa, Nabi Avcı neler söylediyse, Misbah Demircan neler söylediyse, Mahmut Bıyıklı neler söylediyse, Hüseyin Başkan, Sultanbeyli Belediye Başkanımız hangi cümleyi kurduysa, bundan sonra konuşacak bütün konuşmacılarımız, Kamil Eşfak, Berki Büyüğümüz hangi cümlelere kurduysa, kuracaksa, bence Sezai Karakoç'un bir çatı cümlesinin altında kuruluyor. Kuruldu ve kurulacak. Biraz iddialı oldu ama acizane benim bakış açım böyle. Diyor ki Sezai Bey, bir cümleyle, 67 yılında bu cümleyi kurmuş olsa gerek. Bizim davamız yaşam davasıdır. Somut bir yaşam tarzı davasıdır. Bütün meselenin sadece bu olduğunu düşünüyorum. Somut, somut, somut. Edebiyat, felsefe, düşünce, ideoloji, bakış açısı, perspektif, sanat, kültür. Hangi çatı kavrama dair ne söylenirse söylensin, ne üretilirse üretilsin, Sezai Karakoç'un uzun yıllar evvel kurmuş olduğu bu somut çağrısının ben bütün cümleleri aşan bir anlama sahip olduğunu düşünüyorum. Sezai Karakoç'un haritası üst başlığını tercih etmemizin birçok sebebi var. O sebeplerinden bir tanesi de tam da bu somut kelimesinde saklı. Sezai Bey'in belki biraz televizyoncu, biraz gazeteci, biraz dijitalci olmamın da etkisi olsa gerek. İnşallah incitmem kimseyi. İncitecek bir şey değil ama yer yer kimileri şöyle itirazlar getirebilir. Meselelere daha asık suratlı bakanlar diyeyim belki de.
Ben Sezai Karakoç'un çağımızın en büyük yazılımcılarından birisi olduğunu düşünüyorum. Bildiğimiz anlamda bir yazılımcı. Hani şimdi yerli yazılımcılar, milli yazılımcılar diyoruz ya, böyle bir gündemimiz var, böyle bir önceliğimiz var hatta. Ben Sezai Karakoç'un belki de 1945 sonrası kurulan, kurulmakta olan yeni dünya düzeninin, yeni Türkiye'nin en büyük yazılımcısı olduğu kanaatindeyim. Sezai Bey bir navigasyon adeta üretmiş ve bu navigasyon 1950'li yıllarda da güncel, 2020 yılında da güncel, 2053 hedefinden söz ediliyor, 2071 hedefinden söz ediliyor. İnşallah 2023, 51, 73 ve niceleri kıyamete dek yaşayacak olan bu aziz topraklar için Sezai Karakoç bu yazılımı, bu kodlamayı, bu navigasyonu 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda haritalandırmış, 1933'te dünyaya gelmiş ve 16 Kasım 2021'de fiziki hayata veda ederek o bütün zaman zarfı içerisinde o çizmiş olduğu, imar etmiş olduğu haritayı fiziki anlamda haritadan söz ediyorum. Somut anlamda haritadan söz ediyorum. Bir ömrünü o haritaya vermiştir. Biz Sezai Bey'e dair, Sezai Karakoç'a dair ne dinlersek dinleyelim, ne söylersek söyleyelim, ne okursak okuyalım, acizane benim hepsinin ama hepsinin çatısına koyduğum renk tam olarak bu renktir. Yani bu hakikaten heyecan verici bir şey. Yani Sezai Karakoç'un bir yazılımcı olma meselesi, bir kodlamacı olma meselesi, Sezai Karakoç'u konuştuğumuz, okuduğumuz, onun üzerine az evvel Dursun Ali Tökel hocam da söyledi ya, büyük yorumlayıcılar. Sezai Karakoç büyük bir yorumlayıcıdır ve Sezai Karakoç'a dair de büyük yorumlayıcılara ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ben o büyük yorumlayıcıya dair kuracağımız, bütün cümlelere başlayacağımız yolun ilk cümlesinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü farkındalık ifadesi çok popülerize edildi ve artık anlamını kaybetti ama bize devasa bir farkındalık verecek yerin bu navigasyon meselesinde olduğu kanaatindeyim. Ya öyle bir navigasyon ki, öyle bir harita ki, öyle bir yazılım ki, medeniyet kelimesini de konuşsanız, batı, düşünce, Türkiye, siyaset, perspektif, insani ilişkiler, gönül, ruh, medeniyetler çatışması, aktüel siyaset, neyi konuşursak konuşalım, onun mikyasını o kadar berrak bir biçimde önce hesaplaşarak ama önce tanıyarak ve bu hesaplaşmanın hiçbirisinde ağdalı, yüksek ökçeli, kendini merkeze koyan, bir şekilde ispat etmeye girişen, hatta kompleksli hiçbir ilave, hiçbir sonradan olan hiçbir şey yok. Bu çok sarsıcı bir şey. Yani hakikaten sarsıcı bir şey. Biz Sezai Karakoç'a dair ne cümle kurarsak kuralım, birileri ne cümle kurarsa kursun, ne onun rahmetlinin böyle bir şeye temenni edişi vardı, ne biz ona kıymet veririz, ne de o kıymetli cümlelerle kendisini kıymetli hisseder. Onun çünkü hiçbir cümleye ihtiyacı yok. O kadar büyük bir gönül dağı olarak yaşadı ki bu ki'nin sonrasındaki üç noktayı hakikaten sizlerin muhayyilesine bırakıyorum. Muhayyel dergisini de hatırlayarak yakın zamanda hayata veda eden. Sezai Karakoç'un dediğim gibi bütün yol haritalarının merkezine koymamız gerektiğini düşündüğüm bu bir somutluk davasıdır cümlesinden sonra çok daha çarpıcı bütün kitaplarına yani 70'e yakın kitabına
renk verdiğini düşündüğüm başka cümlesi şudur. Diyor ki, statik inançlı olmayacaksın. Dinamik olacaksın. Bu muhteşem bir şey. Biz anın içerisinde, bir anın içerisinde dahi o devinimi, o katman katman anlamı keşfedebiliyorsak keşfediyoruzdur. Gayret edebiliyorsak edebiliyoruzdur. Ve o künün içerisindeki künlere ulaşma gayretimiz ve nasibimiz müddetince bir şeylere erişebiliyoruzdur. Biraz soyut gibi duruyor ama dedim ya, Sezai Karakoç başlı başına somuttur. Vallahi az evvel şiire dair çok hakikatli cümleler kurdu hocalarımız, iki kıymetli hocam da. O cümlelere ilaveten bir şey söylemeyeceğim ama o anlamıyla kurulacak bütün cümlelerin, tasavvurun, tahayyülün başında ve sonunda bizim yolumuzun, meselemizin somutluk olduğu davasını Sezai Karakoç yıllar yıllar evvel, asır evvelinden söylemiş. Bu somut meselesini inanılmaz şekilde önemsediğim için biraz üstünde ısrarcı gibi görünüyor olabilirim. Çünkü bugün edebiyat, sanat, kültür, felsefe, düşünceye dair binlerce cümle kuruldu, kuruluyor, kurulacak, kurulmalı da bunların %98'inin ben maalesef geldiğimiz ahval ve şerait itibarıyla neredeyse bir mugalatadan ibaret olduğunu, bir mugalataya dönüştüğünü, en azından belki kişisel eksikliğim sebebiyle olabilir, ona dönüştüğünü görmekteyim. Sezai Karakoç'un somutluğunu bütün somutlukların üstüne çıkartan şey şudur. İsmet Özel tutun ve yüzleştirin hayatları diyor ya malumunuz. Sezai Karakoç bütün hayatları cümle kuran, bütün hayatları yüzleştirdiğimizde yüzünün bütün veçheleriyle, kimin tanımlamasıydı hatırlamıyorum, çağımızın yaşayan sahabisiydi diyor Sezai Karakoç için. Hakikaten de öyleydi. Bu ofisine çekilmesiyle alakalı olan bir şey değil. Hani işte mağarasına çekilen Aristo değildi Sezai Karakoç. Münzevi bir hayat yaşamadı bence Sezai Karakoç. O ona biraz haksızlık olur, hatta saygısızlık olur diye düşünüyorum. Sezai Karakoç'a dair Saadettin Acar Cins Dergisi iyi bir özel sayı hazırlamış. Yıllar yıllar evvel Sezai Bey'le ilk tanışmasını anlatıyor. Gazetede suskun ve kırgın filozof diye bir yazı yazdım demiş idi o röportajda. Sezai Bey'in yanına randevu isteyerek gittiğimde önce iltifat etti ve sonunda bana dedi ki diyor, Saadettinciğim ben kırgın da değilim, suskun da değilim, filozof da değilim. Biz buradayız, kapımız açık, meclisimiz açık, yola devam ediyoruz. Bu çok önemli, bu hakikaten çok önemli. Çünkü biz bir suskun, bir kırgın, bir münzevi, bir peygamberane deyip aslında biraz Fuat Sezgin'e de yaptığımız gibi, birçok önce isme de yaptığımız gibi bir mitolojik bir karaktere dönüşüyoruz. Dönüştürüyoruz bazı isimleri. Ama en çok Sezai Karakoç'la bunu yaptığımız hissine kapılıyorum. O sebeple statik inançlı ve eylemli olmayacaksın, dinamik olacaksın perspektifi inanılmaz devrimci bir şey. Yani devrim kelimesi de, kavramı da ne kadar bize ait bilmiyorum ama aslında %100 şu yönüyle bize ait. Herhalde Cüneyd-i Bağdadi'ye ait olsa gerek. Sulhu olmayan savaş. Tasavvuf nedir? Sulhu olmayan savaştır denilir. Sezai Karakoç yazdığı 70'e yakın kitabıyla 50 kadarı düşünce fikir kitabıdır malumunuz, eseridir. Tam olarak bu sulhu olmayan savaşın bütün veçhelerine adanmıştır. Harita meselesi gerçekten çok önemli. Çünkü söylenecek bütün sözlerin ve söylenmiş bütün sözlerin çatısında durduğunu düşünüyorum. Yani medeniyete dair binlerce cümle kuruldu. Batı ve Doğu'ya dair milyonlarca cümle kuruldu. Ama bütün bunları kuşatan
bakış açısını, o navigasyon diye tanımladığım haritayı Sezai Bey yaptı. Nasıl yaptı? Rakamsal bazı ilginç mukayeseler yapacağım, yapmaya gayret edeceğim. Ahmet, soy ismini hatırlayamadım, Sulgar olabilir. 2015'te bir doktora çalışması yapmış. Orada Sezai Karakoç'un metinlerindeki bazı kavramların sayılarını çalışmış Ahmet Hoca. 35 kez Şam ifadesi geçiyor Sezai Karakoç. Bütün metinlerinde 35 kez. İstanbul 34 kez geçiyor. Sonra Mekke Medine gelmiyor, bakınız. Bağdat geliyor. Mekke Medine Kudüs diye devam ediyor. Hatta Kudüs Mekke Medine diye devam ediyor. Bu matematik üzerinden Sezai Karakoç'u anlamlandırmak doğru ama tanımlamak yanlış. Sezai Karakoç Gittik Cennet'i yazmıştır malumunuz. İbni Arabi Hazretleri ne kadar kurucuların kurucusu bir şey yapmış ise Fütühat-ı Mekkiye ile, çok haddimi aşan cümleler kuruyor gibi görünebilirim, acizane okumalarımdan notlardır bunlar. İddialı şeyler değildir ama doğrusunun, hakikatinin bu olduğu düşündüğüm şeylerdir. Fütühat-ı Mekkiye ve İbn Arabi kurucuların kuruluşunu kuran metni yazmıştır. Ve Sezai Karakoç da bunu Gittik Cennet'le yapmış. Daha çarpıcı olan şey şu, İbn Arabi'nin şehirleri, merkez şehirleri, evet Mekke'dir ve Kudüs'tür. Sezai Karakoç'un merkez şehri de özülke dediği, başkentler başkenti dediği İstanbul'dan ziyade Şehzadebaşı'dır. Ahmet Hoca 2015'teki bu çalışmasında İstanbul içindeki bölgelerin de sayılarını vermiş. En çok Sezai Bey Şehzadebaşı'ndan söz ediyor. Ve acizane okumalarım esnasında bu fotoğrafla karşılaştığımda ben çok heyecanlandım. Hakikaten sarsıldım. Çünkü Sezai Karakoç'un yazdığı, ürettiği, gayret ettiği her şeyi o yazılım, o harita, o çerçeve bağlamında bir de bu şehir ve Şehzadebaşı üzerinden, Haliç üzerinden, Eyüp üzerinden, Fatih üzerinden böyle okuması Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarken de, Londra'ya bakarken de, Afrika'ya bakarken de dünyanın bütün haritalandırma, bütün anlamlandırma siyasetleri üzerinden baktığımızda da bizim durmamız gereken yeri Sezai Bey hakikaten muhteşem bir biçimde söylemiş. Harita meselesi çok önemli. Sezai Karakoç literatüründeki şehirler şüphesiz ki çok çok önemli. Bir de yine bütün okumalara anlam katan başka bir cümlesi Sezai Bey'in. Diyor ki Müslüman için iş ibadettir. Biraz duraksamalıyız ya. Müslüman için iş ibadettir. Hele hele bugün neredeyse yaptığımız birçok şeyi mış gibi yaptığımızı düşünürsek, ama her ne olursa olsun mış gibi yaptığımızı düşünürsek, elimizden çıkan şey ne olursa olsun, bakınız, elimizden çıkan şey ne olursa olsun, isterse işte bir İETT biriminde çalışan bir şoförüz. Yani bu işi ibadet olarak yapma şuuru başka bir şuur. Müslüman için iş ibadettir. Muhteşem. Bu şuurun ihata ettiği ve doldurduğu zamanla ortaya çıkacak enerjiyi, üretimi, selamlaşmayı, eseri düşündüğümüzde aslında bizim bin yılımızın da anlamını bulmuş oluruz. Az evvel Mesnevi'nin neden Selçuklu dönemindeki insanlara yani biz Türklere şiir yoluyla söylendiğinin anlamını da şifreledi.
Sezai Karakoç da o 1000 yıl önce kurulan o çatının, o evin, o kulübün, o okulun, o ekolün, her ne dersek diyelim adına, nizamül mülküdür adeta. Kimin tanımlamasıydı? Çağımızın sakalsız Fuzulisidir demiş idi Sezai Karakoç için. Kimin hocam? Arif Ay. Muhteşem. Bir siteden söz eder Sezai Karakoç malumunuz. Yine bu kendi cümlesidir. Ve der ki orada sitenin savaştığı bir konu kalitesizliktir. Ya biz önce elbette kendimizle barışık olmamız gerekiyor. Fakat biz Müslümanlar, biz insanlar, biz Türkler, biz kendimiz, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, kimsek, ben İsmail Halis olarak kendimle temelde, yine az evvelki konuşma muhteşem bir konuşmaydı, ben birçok not aldım hakikaten. İnsanın içerisinde bir Nemrut vardır, Firavun vardır ve İbrahim vardır. Biz hangisini beslersek, hangisi için çalışırsak o galip çıkacaktır. Meselesi çok önemlidir. Oradan tekrar sitenin savaştığı bir konu kalitesizlik meselesine gelecek olursak, biz elimizden, işimizden, gönlümüzden, zihnimizden, bizden sadır olan her şeyin ne kadar kaliteli olduğuna ne kadar özen gösteriyoruz bence bakalım. Yani bir kurum yöneticisiysek, bir çalışansak, neysek yani. Bu kalite meselesi çok çok önemli. Bireysel bazı örnekler vermek istemem ama her ne yapıyorsak yapalım, birinci sınıf yapmakla mükellefiz. Sezai Karakoç yaptığı her şeyi birinci sınıfla üretmek için Celal Fedai'nin kulağını çınlatalım. Batı kanonu üzerine çokça cümle kurmuştur. Birinci sınıf olması için Sezai Karakoç o Batı kanonuna dair daha 60'lı 70'li yıllarda söylenebilecek her şeyi hakikaten söylemiş bir isimdir. Yine Sezai Bey'den, kendi cümlelerinden o haritayı ben okumaya gayret ediyorum. Özellikle bazı isimler veriyorum ki belki benim gibi gözünden kaçmış olan arkadaşlar varsa okusunlar diye bir öneri olarak da burayı bırakmış olayım. Muhit Dergisi'nin yine Sezai Karakoç sayısında şair Zeynep Karaca'ya söylemiş herhalde Sezai Bey ziyarete gittiğinde. Yine Kasım ayı içerisinde hatta son günlerinde. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu malumunuz. Merkezi İstanbul'da. Muhteşem bir şey. Sezai Karakoç, Türk Devletleri Teşkilatı girişiminin çok büyük bir öneme, anlama sahip olduğunu maalesef hak ettiği kadar medyada, toplumda, Türkiye'de mâkes bulmadığını anlatmış, dert yanmış. Türk Devletleri Teşkilatı için bir şeyler yazmak istiyorum fakat sağlığım, sıhhatim buna el vermiyor demiş. Hakikaten ömrünün son demlerinde, son günlerinde dahi Türk Devletleri Teşkilatı gibi bir meselenin, bir perspektifin, bir ufkun ne kadar devasa bir anlama sahip olduğunun ızdırabını yaşayan bir insan olması çok çok önemli. O sebeple kalitesizlik, sitenin savaştığı bir konunun kalitesizlik olması meselesi, Sezai Bey'in son günlerinde dahi telaşlandığı, endişe ettiği meselelere dair bize büyük bir bakış açısı veriyor diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, süremiz ne kadar idi? Son 3 dakika. Taha Abdurrahman var biliyorsunuz. Taha Abdurrahman yakın zamanda bir ödül de aldı Türkiye'mizden. Onun bir tanımlaması var. Teknolojik zaman ve ahlaki zaman diye. Çok iyi bir ikileme, dualite diyorlar ya, çok iyi bir ikileme. Teknolojik zaman ve ahlaki zaman. 1945'ten sonra, hatta 1860'tan sonra, işte İngilizlerin özellikle motor prensibini bulmalarıyla beraber biz teknolojik zamana adımımızı attık. Sezai Bey adeta o ahlaki zamanı üretmek için yaşamış. Ve o zamanın içerisinde insanlar, yani burayı bir evren olarak düşünelim, şu kırmızı alanı. Trabzonsporlu Orhan diye eski bir futbolcu vardı. Hiç kimseyle muhatap olmazdı, başını öne eğerdi,
saha biter, o hala koşmaya devam ederdi. Çok garip bir metafor gibi gelecek ama. Ya Sezai Karakoç başını öne eğmiş. Burası bakın 1945 sonrasında yeryüzünde üretilen ne varsa diyelim. Burası saha diyelim ama ne varsa. Ya bu hakikaten insanüstü bir enerji. Bir peygamberdi demek anlamsız. Hani onu mu söylüyor? Demiyorum elbette. Yani ne münasebet. Ama başını öne eğmiş, önüne eğdiği yerde mahcubiyeti değil yani. İşi var, derdi var. İbadet diyor ya. Sahada basmadık yer bırakmamış. Yani tiyatroya da gitmiş, medeniyete de gitmiş, kaliteye de gitmiş, insani ilişkilere de gitmiş. Hasan Ağacın anlattı ya geçenlerde. Kapak tasarımındaki estetiğe de gitmiş. Ki estetiğe o kadar önem veriyor ki, yine kendi ifadesi, bu amansız savaşta hiçbir zaman unutmamam gereken nokta, estetik ve kültür problemlerine daldığım her sefer inançtan hız almaya dikkat etmem gerektiğidir. Aslında Sezai Karakoç'u ben bir dijitalci olarak, da gördüm. Yani hız ifadesini o kadar çok önemsiyor ki Sezai Karakoç, dinamizm diyor, hız diyor, kalite diyor. Bu dehşet bir şey. Yani bize yaşamayan bir şeylerden söz etmiyor. Ağdalı cümlelerden, yüksek ökçeli cümlelerden söz etmiyor. Slogan atmıyor. Somut diyor ve aynı zamanda estetik ve kültür meselelerine daldığım zaman diyor, Yunus gibi, inançtan hız almaya dikkat etmem gerektiğidir. Süreyya Berfe'yi de anmadan geçemeyeceğim. Süreyya Berfe diyor ki, mesele Müslümanlıksa hiç kimse Sezai Karakoç kadar hakiki bir Müslüman olarak yaşamadı diyor. Bu cümleyi de burada kayda düşmek isterim. Ve yine son cümle Sezai Bey'in yine bir cümlesi olsun. Bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemesi için ne yapıyorsun? Sezai Karakoç adeta her yeni güne başlarken ama her yeni güne başlarken nasıl biz İstanbul trafiğinde karşıya geçeceğiz? Önce bir navigasyona bakarız. Durum nedir? Sezai Bey bunu yapmış. Her sabah, her gün güne başlarken o navigasyonu bize hazırlamış, o haritayı bize hazırlamış ve devamını yolcunun ciddiyetine bırakmıştır. Yolcu olarak, okuyucu olarak biz ne kadar ciddiysek o haritaya adımımızı atarız. Bu adımımızı, bu devasa alana atarız ve gayretimiz ve ciddiyetimiz, asaletimiz, vakarımız, niyetimiz, amacımız, perspektifimiz, çerçevesi ne kadarına yetiyorsa oraya kadar yola devam ederiz diye düşünerek çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.